Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Transfer konusu var. Onlarda değindik. Yani ekonomiden bahsettin. Ben 25 milyonun altına indirecekler dediğimde bu ekranlarda. Defalarca da, defalarca söyledim. Dün sayın Ceyhun kazancı dedi ki 25 milyon altında hedefliyoruz. Geçen sene şampiyonlar ligi nedeniyle o Hı. opsiyonumuz biraz yukarı çıkmıştı, 40 üzerinde kalmıştı. 25 hedefimiz dedi. Çünkü yönetim kuru kararıydı. Ben onu açıklamıştım. O da bugün doğruladı. E, şimdi onu altına çekmeniz için öncelikle 7 milyon euro tutan Laiç, e, Douglas, e, Ensakala ve bir kişi daha vardı. O kadar oyuncu o kadar uzaklaştı Lens. Mi? ki. Lens. Lens. 7 milyon euro maaşları var. Yani bu oyuncuların maaşları daha menajerlere ödenen kısımlarına falan girmiyorum. Ya da menajerlerin payı var. O paket ki. tamamen Onların... kapanıyor mu abi? Bu maaş kısmı. Oradan ]ydi. kalan yani o, o gruptan kalan ürününüzse sene olmayacak? Kalmıyor. Minimum Oradan 7 milyon 5 kurtuluyor artık. Tabii menajer ücretleri çok büyük kazanan oldu olduğu için Çok büyük. Tabii tabii çok fazla. 7 lazım. milyon euro gidiyor. Siz 7 milyon euroluk şu andaki mevcut bütçenizde bir hak yani 7 Hı. milyonluk transfer yapabilirsiniz. Maaş bütçesine ekleyebilirsiniz. Çok önemli rahatlık. Ayrıca 14 oyuncu gidiyor. Bunların 4'ü orada, 10 tanesinde de maaşları iyi olan oyuncular, eski düzene göre kurulu oyuncular. Oradan da bir para geliyor. Şimdi bu geçiş süreci çok önemli. İki şeye değindi. Bir Valeri İsmail'in performansıyla ilgili. Eğer Ceyhun Kazancı şunu söyleseydi, işte Valeri İsmail ile öncesinde kaygı duyanlar vardı, eleştirenler vardı, riskli görenler vardı. E, i̇ki maçta bu risklerin doğru olmadığını ya da bu eleştirilerin çok da oturmadığını görmüş olduk dedi. Ama ekledi dedi ki iki maça bakarak da dedi e, bir anda işte her şey Gülük dört dörtlük dört, 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 dört demek de doğru değil. Ama dedi bu onu eklediği için de saygıyla karşıladım. Arkasından da şunu ifade etti. Biz bu süreç içerisinde ışığı gördük. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu için dev talip. Beşiktaş'ın başarılı file Ersin Destanoğlu için Hollanda devi ayaksın harekete geçtiği belirtildi. Fransa ekibi Nice'in geçmiş transfer dönemlerinde ilgilendiği ve hatta 7 milyon euroluk teklif yaptığı bilinen 21 yaşındaki genç kaleci Hollanda ekibi Ajax'ın transfer listesine girdi. Ajax'ın yıldız kalecisi Onana'nın gelecek sezon için İtalyan devi Inter ile prensip anlaşmasına varmasının üzerine kadrosundaki kalecilerin yaşı yüksek olan Ajax, Ersin'i listesine ekledi ve takip etmeye başladı. Ajax'ın çalıştığı ve Hollanda'da güçlü olan bir menajerlik şirketiyle anlaşması bulunan Ersin'in uzun vadeli kaleci arayan Ajax'a transfer olabileceği belirtildi. Avrupa'da birçok kulübün ilgisini çeken Ersin Destanoğlu ile Fransa'dan Nice'in yanı sıra Lyon'un da ilgilendiği biliniyor. Beşiktaş, altyapı yatırımı kararı gereğince kadrosunda bulunan Ersin ve Rıdvan gibi başarılı genç futbolculara istenen düzeyde teklifler gelmesi halinde transferlerin önünde durmayacak. Beşiktaş'ın Ersin ve Rıdvan ile ilgili transfer görüşü buyken, yönetimin Ersin için belirlediği bonservis bedeli de en az 15 milyon euro. Siyah-beyazlı kulübün Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılması halinde kaleci transferi yapmayacağı, yeni sezona Mert Günok, Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin ile başlayacağı da iddia edildi. Fatih Terim'in gözdesi Kartal oluyor. Teknik direktörlük koltuğuna Valeren İsmail'i oturtan Siyah Beyazlılar gelecek sezon kadroda büyük revizyona gitmeyi planlıyor. Kara Kartal maaş bütçesinde de büyük bir daralmaya gidecek. Kadrodaki yıldız isimleri ve yüksek maaş alan oyuncular ile yolları ayırmayı planlayan Siyah Beyazlılar genç ve gelecek vaat eden futbolcuların peşine düştü. İsmail ile büyük bir ivme yakalayan Kartal'ın Rumen yıldızla temas kurduğu belirtildi. Beşiktaş'ın Romanya futbolunun gelecekteki en önemli yıldızlarından biri olan Octavian Popescu ile ilgilendiği iddia edildi. Stau Bükreş'te oynayan 19 yaşındaki yeteneğin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Galatasaray'ın da bir dönem gündemine gelen Popescu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 7 bu sezon kulübüyle 32 maça çıkan Popescu, 8 gol 4 asistlik performans ortaya koydu. Genç futbolcu Fatih Terim döneminde Galatasaray tarafından ısrarla istenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş'tan Sörlot için 7 milyon euro. Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralanan Michi Batshuayi sezon sonunda İngiltere'ye geri gönderecek olan siyah beyazlılar, bu futbolcunun yerini doldurmak için şimdiden çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda 2019-20 sezonunda 49 maçta 32 gol ve 11 asistle oynayarak Trabzonspor'u lig ikinciliği ve kupa şampiyonluğuna taşıyan Sörlotu listesine alan Kartal, oyuncuyu yakından takip ediyor. Kiralık olarak görev yaptığı Real Sociedad'da etkisiz bir performans sergilemesi sebebiyle İspanyol kulübünün 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmaması ve Leipzig'in de oyuncuyu kadrosunda tutmak istememesi, Beşiktaş'ın bu transferde şansını artırıyor. Yönetimin Leipzig'in kiralamaya olumlu bakmadığı tecrübeli futbolcu için 7 milyon euroluk transfer bütçesi ayırdığı belirtildi. Peter Barat bombası. Beşiktaş dış transfer için ciddi adımlar atıyor. İsmail'in istediği oyuncular için araştırmalarını yapan siyah beyazlılar radarına Peter Barat'ı aldı. 20 yaşındaki Macar ön liberonun menajeriyle temas sağlanırken oyuncu ile de görüşme yapılacak. Debrecen ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme maddesi bulunan genç futbolcu için kulübü de opsiyon maddesini kullanabilir. Kartal'ın bu transferi 1 milyon euronun altında bonservise bitirmek istediği öğrenildi. Barat bu sezon ligde 27 maça çıkarken 4 asist yaptı. Beşiktaş'ta Emirhan İlkan sisteme eklenecek. Beşiktaş, bir yandan Valeren İsmail yönetiminde sezonun kalan bölümü için iyi bir kapanış yapmaya çalışırken, bir taraftan da kadro planlaması için harekete geçildi. Bu anlamda Beşiktaş için en büyük soru işaretlerinden biri 7 yabancı kuralı olacak. Beşiktaş'ın yeni sezonda 4 yerli isimle sahaya çıkması gerekecek. İki futbolcunun da takımda kalması durumunda Ersin ve Rıdvan'ın yerleri garanti. Merkez orta sahada Can ve Emirhan'la devam etmek isteyen Beşiktaş, Can'ı takıma monte ederken Emirhan için de harekete geçilecek. Beşiktaş'ta ilk 11 değişiyor. Beşiktaş, Sportoto Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'un konu oluyor. Siyah beyazlılarda giribal enfeksiyon yaşayan Can Bozdoğan son antrenmana katılmadı. 21 yaşındaki oyuncunun durumu maç günü netlik kazanacak. Siyah beyazlılarda sarı kart cezalısı Wellington karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Valerian İsmail Brezilyalı stoperin yerine Necip Uysal'a görev verecek. Fransız teknik adamcanın hastalığını atlatamaması halinde ise Atiba'yı 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Valerian İsmail yönetimden Fabio Carvalho'yu istedi. Beşiktaş'ta yönetim gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Teknik Direktör Valerian Ismail, yönetime sunduğu raporda İngiltere Championship Ligi ekibi Fulham'ın 19 yaşındaki genç yıldız Fabio Carvalho'nun transfer edilmesini istedi. Premier Lig takımları Liverpool ve Manchester United'ın da durumunu yakından takip ettiği Carvalho için elini çabuk tutmak isteyen yönetim, sözleşmesi sezon sonu sona erecek yıldızın transferini bir an önce bitirmeye çalışıyor. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Carvalho 10 numara ve sol açık pozisyonlarında oynayabiliyor. Fulham altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç isim geçen yıl A takıma yükselmişti.